9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ölümünün 4. yılında İslamköy Çalçatepe'de bulunan anıt mezarında yapılan törenle anıldı. Kaderlerini kurnur, makamlarını cennet eyle, tahsilatları varsa asla mağfiret eyle. Yapımına geçtiğimiz yıllarda başlanılan anıt mezar bittikten sonra düzenlenen ilk anma programına Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı Metin Kıratlı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrübaş Değirmen, Askeri Erkan Demirel ailesi, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, eski ve yeni siyasetçilerle Demirel'in yakın çalışma arkadaşlarıyla vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dua edildi. Ardından konuşan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in siyasi arkadaşı ve eski devlet bakanı Ahmet Hamdi Üçpınarlar, Demirel'le olan anılarını katılımcılarla paylaştı. Sayın Demirel'in hizmet anlayışı, Sayın Demirel'in cumhuriyete bağlılığı ve hizmet aşkı hiçbir zaman için sönmedi. Son nefesine kadar takip ettiğimiz kadarıyla her gün ülke meselelerini 2-3 saat çalışmak suretiyle takip ediyordu. İşte vatan sevgisi ve millet sevgisi. Değerli dostlar, fazla bir şey söylememe gerek yok. Çünkü Sayın Demirel'i ne kitaplara ne ansiklopedilere sığdırmak mümkün değildir. Hepiniz onun vatandaş üzerindeki naciz güzel sözlerini hatırlarlar. Bu sözlerle, bu anılarla ama her şeyden öte. Yürüdüğümüz yolda, yaktığımız ışıkta, çalıştığımız fabrikada, hastanesinde, velhasıl Türkiye'nin her şeyinde, bugüne gelmesinde, yapılan eserlerin her şeyinde imzası olan bir Süleyman Demirel vardı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özgeçmişinin okunduğu anma töreninde Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı Metin Kıratlı tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi Demirel'in mezarına konuldu. Tören katılımcıların Demirel ailesine taziye dileklerini iletmesiyle sona erdi.